Ve benim derdim Türkiye'nin distopyasında bir ışık olmak, bir fener olmak. Nasıl konuşmacı oldun? TEDx'le. 4 yıl önce Ali abinin kapısında yatıyorum. Ali abi dedim bak, ne lazımsa yapayım, köpeğin olayım, beni çıkar. Ciddi almadı beni. Ali abi bir gün dedim beni çağıracaksın. Çok kızdım o gün, evet. Çok çalıştım. 4 yıldır çalışıyorum. Bir gün geldi kapıma, senin TEDx'de olmanı istiyorum dedim Ali abi. Allah Allah. Para versen çıkmam dedim. Evet. Vereceğim dedi, o zaman tamam çıkarım dedim. Bir de senaryo yazıyorum şu an. Ben ne bokediğimi anlatacak çünkü hala anlamış. Şimdi sen ona esas TEDx niye yapmaya karar verdin diyor, ona sor. Merhaba. 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 Saatlerce ayar çekeriz. Ondan sonra unuturuz. Zeyip Bey şeyi sormak istiyorum. Sor. TEDx'e konuşmacıları nasıl seçiyorsunuz? Ben tek başıma seçmiyorum. Esasında bir ekip kuruyorum. Her sene yeni TEDx'te yeni bir ekip kuruyorum. Ekibin yarısını tanımıyorum, bir yarısını tanıyorum. Tanımadığım insanı kastan seçiyorum ki yeni getirsinler. Ondan sonra oturuyoruz. İlk önce brainstorming yapıyoruz, geyik yapıyoruz bir ay kadar. Ondan sonra bir ayda konuyu seçiyoruz. Konuları seçtikten sonra alt açılımları seçiyoruz. Ondan sonra ekipten bir sürü insan geliyor, bir sürü insan isim öneriyor. Ama konuya hakim oldukları için doğru insanlar arıyorlar. Ve herkes bir 10-15 tane isim önerince böyle bir listemiz oluyor. Ama tek başına seçmiyorum, ekiple beraber seçiyorum. Yani kreatif beyine, beyin takımıyla brainstorming yapıyoruz. Ondan sonra, ama o iş bittikten sonra ve konuşmacılar kabul ettikten sonra o koçluğu, yani coachinglerini ben tek başıma yapıyorum. Çünkü artık çok özel bir yere gidiyor. O da başka nitelikler gerek. Tek başıma seçiyorum çünkü seçecek olsam belirli konularının içinde seçerdim. Halbuki her zaman farklı bakış açıları, başka düşüncelere ihtiyaç var. Onun için, hatta onun içindir ki beyin takımındaki insanların yarısı yenidir her sene. Başladığımız zaman ben beyin takımı kurdum. Ben zannettiğim konularla ömür boyu devam edeceğim. Birinci sene geldiler büyük zevk. İkinci sene bir iki tanesi bıraktı. Üçüncü sene baktım devam edeceğim, edemeyeceğim. O zor bir seneydi çünkü yeni bir ekip kurmayı öğrenmemiştim. Sonra ekipler gittiği kadar gidiyordu. Bazılarını yeniliyordum. Son 4-5 senedir her sene yeni bir beyin takımı kuruyorum. Ya esasında hala bir arayış içindeyim. Yani her sene farklı bir model deniyorum. Bazen yüksek profilli beyin takım insanlar aldım. Tam onlarla çalışmak çok zor çünkü yüksek profilli oldukları için zamanları yok. Bazen çok en sevdiğim insanları çağırdım. Tabi orada da başka problemler var. Çünkü herkes bir böyle geyik yapıyoruz, çok eğlenmeye çalışıyoruz ama yani çok verimli. Bazen aykırı insanlar buldum. Hakikaten ciddi aykırı ama orada hır çıktı bazen. Bu sene çok büyük bir ekip vardı. O da çok verimli değildi. Ya ben sanki şeyleri de ayırmam lazım, görevleri de ayırmam lazım. Ama beyin takımı bana sorarsan altıdan az değil ama upper limitte 10 kişi, maksimum 12. Yani 8-12 arası ideal rakam. Aralarında biri 3-4 tanesi tanı, aykırılıklarını da bil ama ben sanki 8-12 iyi bir, yani orijinal bir şey, güzel bir şey yapmak için. Bana çok müracaat geliyor. Bu hafta 3 kişi müracaat diyor, geçen hafta. Genellikle müracaatlara çok bakmıyorum. Çünkü müracaat yapanlar ya adam meşhur olmak istiyordur ya da bulaşmak istiyordur ama benim ne kadar işime yarayacağından emin değilim ya. Birçoğu esasında high profiler, yüksek profiller kendini pazarlamak için, yani bir TEDx konuşmacı olmuş olmak için. Ben öyle bakmıyorum. Yani ben onları seçebilirim veya seçmeyebilirim.
Benim seçtiğim, baktığım şey şu. İlk önce o seneki konu ne? O konuya hizmet edebilecek kimler? Dolayısıyla ben istediğim kadar müracaat, yani istediğim en büyük şirketin CEO'su olsa benim için fark etmiyor. Benim kriterlerim o seneki seçtiğim konunun doğrultusunda ve 10 seneki hikayenin izinde, evet aynen izinde ona bakarım. Tabii bu celebrity meselesi de benim kafamı çok kuracağım bir şey. Çünkü bu fikirlerin mutlaka bir etkisi olması, toplumsal etkisi olması lazım. Yani bir değer yaratması lazım. Ama ötekiler esaslar işte çok başarılılar. Çok başarılı bir CEO. Zaten yaptığı her şey normal olduğu için başarılı olmuş yani. O bana bir yenilik getirmiyor. Ben birazcık ana akın insanlar değil de kenardaki, toplum kenarında veya işte hani İngilizce misfit dediğimiz, yani toplum kurallarına çok uymayan, birazcık hafif anarşist ama Türkiye'de anarşist kelimesi kötü bir anlam taşıyor. Benim iyi anlamda, yani yanlış bir düzeni bozmaya çalışan insanlar daha doğru düzen gelsin diye esasında bir şekilde anarşistler. O anlamda anarşist, yani daha iyi bir düzen için eski düzeni yıkmak. Orayı tamamen oradayım yani. Çünkü eski düzende ya çağ uymamış ya başka şeyler dönüyor. Siyaset zaten allı. Siyaset zaten korkunç bir yer. Büyük patronlar da, yani büyük şirketlerin patronları da başka bir yerde. Şimdi Türkiye her şeyi çok çabuk tüketir ve cılgın çıkar. Yani yeni fikrini de köküne kadar sömürürüz. Yani bir zarafet, bir saygı, bir ya ben burada ciddi bir iş yapıyorum, insanlara ilham vermeye çalışıyorum diye değil, ya ben de yaptım diye çıkan bir sürü tip var etrafında. Ona uyardım esasında. Ben ruhuna uygun yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla benim için yayılmaya değer bir fikrin üzerine gidiyorum. İyi tarafı şu, bunu talebeler yapıyor. Çünkü büyük yapan çok fazla yok. 40-50 tane Türkiye'de alıyor şu anda. O talebeler onu yapmakla bir sorumluluk alıyorlar. Kendi geliştiriyor. Çünkü o profesyonel yaşadığım süreci, işte konuşmacı bulmak, konu bulmak, onu yapmak, bunu yapmak sana bir şey öğretiyor. Sen lisedesin veya üniversitedesin. Böyle bütün bu süreçleri hayata geçirmen lazım. Bu inanılmaz bir öğrenim. Çünkü hocalar zaten senin tepende şunu öğren, bunu öğren, sana bir illa bir şey öğretmeni istiyor. Halbuki orada sen kendini öğreniyorsun. Yani kendi kendine öğrenme açısından çok değerli bir şey. Ha, Türkiye'de TEDx'ler benim istediğim yerde değil. Keşke aramızdaki kalite ve içerik açısına bir rekabete girsek de ötekisinden daha iyi bir şey yapmış olsak. Yani meşhurları sahneye çıkarmak değil de aykırı düşünceler, farklı düşünceleri ortaya koyabilsek esasında o zaman daha güzel olur. Ben Türkiye'de yani nerede olduğunu bilmiyorum. Ha, mesela ben ilk senelerde yaptığım şeylere bakıyorum. Yani özetle şunu diyeceğim. Gregorian takvime göre 2011, Hicri takvime göre 32, Şemsi takvime göre 1389, İbrani takvimine göre 5771, Çinlilere göre ise 4708 yılındayız. Vay be, ne kadar amatörmüşüm. Çok çok daha profesyonel olmuşum. Profesyonel kelimesi çok daha dikkatli seçiyorum, çok daha bilinçli seçiyorum, çok daha derinlemesi seçiyorum. Onu öğrendim. Şimdi devam edeceğim ama bu 10 senenin şekliyle devam etmeyeceğim. Türkiye'nin distopyasında bir ışık olmak, bir fener olmak muhteşem bir şey. Yani insanların ümide ihtiyaçları var ve orada ona katkıda bulunmak muhteşem bir şey. Ama yani birazcık da çok emek veriyorum. Zamanım 1/4 bu işe veriyorum. Karşılığı da yok. Başka modeller arayış, yani ilham verip onu devam getirip yani toplumsal kültür değişikliği tetiklemeyi düşünüyorum. Yani ilham vermenin ötesinde harekete geçmediği takdirde bir yere gitmiyorsun. İlham vermiş oluyorsun ama kalıyor.
bu bir harekete dönüştüğü zaman o zaman güzel oluyor. Bu fikirler ne zaman değerli olur biliyor musunuz? Söyleyeyim, şimdiden söyleyeyim, mutlaka hata yapacağız. Fikirler ne zaman hayata geçerse onu bilin yani.